arıza vermesin. Mutlu günler sayın seyirciler. Programımıza hoş geldiniz ve her cuma olduğu gibi konuğumuz, hocamız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocam, nasılsınız? İyi. Hocam, bu mevsimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Baharı bekleyen kumrular gibiyim. Hala gelmedi. Geliyor işte. Nasıl? Nerede geliyor ya? Geliyor mu? Siz oraya geldi mi? Ya birden yaza girmesin, o da iyi değil. Azıcık bahar görelim. Niye çiçekler açtı? Çiçekler açtı da hayır, hava karanlık, böyle puslu, bulutlu, yağmur filan. Ya etrafımız denizlerle çevrili, burası böyle yani. Ne var bunda şikayet edecek? Şikayet etmiyorum yani. Ya hiç herkes... sizi de hocam, havadan sudan değil. Konuşmak istedim bugün programın tamam başında. Ama yani güzel yani. Konuş. Mevsim güzel. Yok, ben hiç şikayetçi değilim. İşte şikayet, havayla mı kavga edeceğim? Yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Kontrol benim elimde değil. Şimdi bahçelere gübreler falan atıldı. Biraz yağmur gelsin. Ha, tabii sizin iyi. Bahçeniz var. Şimdi bu insanoğlu böyle. Çömlekçi güneş ister. Çömlekleri kurutacak. Çiftçi yağmur ister, tohum atmış. Şimdi tövbe haşa, teşbihte hata yok. Allah ne yapacak? İkisi de kulu. Doğru. Yağmur verse biri şikayetçi, güneş verse öbürü şikayetçi. Ya böyle bir şeyden şikayet etmemek lazım zaten. Hava nasılsa nasıl ya, yapacak bir şey yok. Sen sonuçta onu bırak da buzullar eriyor. Antarktika'da yine korkunç erimeler varmış. Nerede varmış? Antarktika şey... Ha. Evet. Bunun sonu ne olacak? Bunun sonu ben de bilmiyorum ne olacağını, ama felaket, sizin sonradan şey yapalım şu küresel. Ve atmosfere salınan gaz emisyonu sürekli büyüyor. Teknolojik gelişimini tamamlamış ülkeler doymadan habire havayı zehirliyorlar. Sen buna bak. Doğru söylüyorsunuz. Aynen, ona bakmak lazım. Hocam bir 60 saniye ara vermemiz gerekiyormuş. 60 saniye aramızı verelim. Ondan sonra soru cevaplarla. Girmedik ki ara, verelim. Ben de anlamıyorum hocam. Herkes tamam. Kafasına göre bir şey yapıyor artık. Verelim. Hiçbir şey umurum değil. Hayır yani, az sonra başlayalım. Aman girin. Pantel kadını Tuğba Büyüküstü'nün güzellik sırrı. Sen de benim gibi sağlıklı ve nemli saçlarıma sahip olmak istiyorsun. O zaman bu 4 adımı takip et. Saçlarının nem terapisi canlandırıcı şampuanla yıka ve doğal nemini koru. Şampuanlandıktan sonra nem terapisi saç bakım kremini saçlarının kuru bölgelerini nemlendirmek için kullan. Ben kullanıyorum ve saçlarım yumuşacık oluyor. Ve 3. adımda sana en önemli tüyoyu veriyorum. 2 dakikada etkili yoğun nemlendirici saç bakım maskesi. Saçlarının inanılmaz derecede yumuşadığını göreceksin. Saçların ışıltısını kaybettiğinde maskeyi saçına sürerek uygula. Mucize 2 dakikada gerçekleşsin. 4. adım koruma. Yoğun nemlendirici saç bakım köpüğü bu adım için mükemmel bir seçim. Her gün saçına uyguladığında saçındaki nemi tutar ve nem kaybını tam 24 saat boyunca önler. Üstelik bu köpük çok eğlenceli. Gücünü saçlarından alan kadınların tercihi Panten. Evet, hadi bakalım, versinler soruları çiçekler hocam. Çiçekler çok güzel ya. Çok aslandı programın bitmesine. Çiçekler hazır, çok güzeldi. Çok güzel. Bugün havadan sudan, çiçeklerden, böceklerden bir konser. Bugün öyle bir gün olsa değil mi? Çok güzel çiçekler geçer. Sizin için yaptırdık diyeceğim, yalan olacak. Ben de pek söyleyemiyorum. Yok, ben yemem onu zaten desen de, ama güzel yiyor. Yani. Güzel. Böyle enerji veriyor. Çok güzel. Güzel. Bütün Show TV'nin etrafını bunlarla donatmaya karar verdim. İmkanlarım var, yapacağım. Şey, evet, İzmir'den Sevda Öksüz sormuş. Abilerim sağlıklı. Annemizi huzur evine yatırmak istiyorlar. Allah katında cezası nedir? Var mı böyle bir şey Allah katında? Cezasını bilmem ama hırlı bir iş değil. Neli bir iş? Hırlı bir iş değil. Ne demek hocam hırlı? Yani iyi değil. Yatırmak huzur evine mı? Niye yatırıyor? Kendileri baksın.
Hocam belki bakma durumunda değiller. Yani gelin var, kaynana var, abileri. O zaman Sevda Hanım baksın. Kimse kim ben onu bilemem. Aralarında halletsinler ama yaşlı... Ya da herkes kaç yaşlı anne babayı... Çocuklar bir ay. Ya da evet, altı ay. Hemen evden def etmeye bakıyorlar. Hemen. Ama onlar kundaktayken babaanne öyle yapmadı. Onları da götürüp yetimhaneye mi verseydiler? Doğru. Kur'an-ı Kerim sizin çocukluğunuzdaki durumunuzla anne babanızın yaşlı durumu arasında paralellik kuruyor. Hmm. Onlar size küçükken nasıl müşfik davrandılarsa siz de onlara yaşlılıklarında öyle davranın. Bu dengeyi niye bozuyorsunuz? Bu çok kötüdür. Bunun cezasını ödeyecek herkes. Ve öyle insanlar götürülüyor o huzur evlerine. Parası var, pulu var, çoluğu var, çocuğu var, torunu torlağı var. Yanında muhabbet edeceği, konuşacağı, dertleşeceği kimse yok. Huzur evinde çoğu çıldırarak ölüyor orada. Benim burada ne işim var diye örnekler var benim elimde. Bu, bugünkü medeniyetin tırnak içinde nasıl bir medeniyetse en büyük pisliklerinden biridir ve bunu Allah cezasız bırakmaz. Şimdi bazıları der ki, şimdi yaşlılar bunu söyler, hoca da artık 60'ın üstünde, o da bunları söyler filan. Öyle olsun. Benim çocuklarım hiç öyle bir havaya girmediler. Burada haklarına... Siz o zaman hocam zamanında iyi babalık yaptınız ki öyle bir şeye girmediler tabii sizin çocuklarınızda. Tabii. Zamanında yani onu doğru yapacaksın ki ya da ne kadar anası sonra onu bekleyesin. Ama zamanında bunu çok iyi yapan babaanneler var. Şimdi karşılığını göremiyorlar. O çok kötü, o vefasızlık. O korkunç bir şey yani. Tabii. Onun için bu lanetlenesi bir durumdur ve bunu Cenab-ı Hak karşılıksız bırakmaz. Bunun hesabını mutlaka sorar ve bu dünyada sorar. Tamam, diğer soruya geçelim. Şimdi ben bakıyorum, kişinin evi var, barkı var, kapısında arabası var, hatta şoförü var. Her şeyi yerinde. Çocukları ne yapacak? Demin senin de dediğin gibi. Nöbetleşecekler, paylaşacaklar işlerine, güçlerine göre. İki gün gelip bir, ha evde bakan biri de var. Bakın. Şimdi tabii ki buradaki durumu bilmiyoruz. Siz başka bir şeyden diyorsunuz. Ben genelini söylüyorum. Bakan biri de var. Ne istiyor bu anne baba? Yanımda benim mahremim olan birileri olsun. Dertleşeyim, eski günleri konuşayım, hatıraları konuşayım, onlarla koklaşayım falan. Bunu bekle. Yoksa parası olan insan bugün her hizmeti alır. Ama o yetmiyor. Başka bir şey daha istiyor insanoğlu. İşte onu çocukların vermesi lazım. Vermediler mi, Allah da onlara başka bir şey verecektir. Bu Tanrı'nın düzenidir, varlığın yasalarından biridir. Evet. Metin Türkoğlu Mardin'den sormuş. Yanlış diyorsunuz. Yanlış olmasına rağmen neden batıl inançlar bu kadar yayılmıştır? Ne bileyim. Kötü para iyi parayı kovuyor. Bu iktisatta bile böyle. Yani insanoğlu, bakın Kur'an-ı Kerim gayet açık söylüyor. İnsanlığın çoğunluğu daima dalalettedir. Onun için kelle salisiyle hakikat bulunmaz. Hakikat hakikattir. Herkes o tarafta. Dedin mi, yolun cehenneme çıkar. Herkes diye bir ölçü yoktur. Kur'an-ı Kerim gayet açık koymuş ve çok sert ifadelerle koymuş. Diyor ki, pisle temiz aynı değildir. Pisin çokluğu, egemenliği seni şaşırtmasın. Aynen habis kelimesini kullanmıştır. Çoğunluk daima dalalettedir.
ve habistir. Hakikati hakikatte bulacaksın. Şimdi ben 2 gün önce o kısmına bakıyordum rötuşlamada. Kur'an'ı tanıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim çoğunluğu gerçeğin ölçüsü olmaktan çıkaran kitaptır. Hakikatin bulunmasında, keşfinde demokrasi işlemez. 2 kere 2 4 eder. 100 kişi çıkıp da hayır 2 kere 2 5,5 eder derse ne yapacağız şimdi? Olmaz, demokrasi var. Bak 100 kişi böyle diyor, ona uyacağız. Böyle bir şey var. Demokrasi nerede işler? İnsanoğlunun yönetsel meselelerinin çözümünde demokrasi işler. Çünkü ondan insanoğlu faydalanacak. Kendi işleridir. Varlık yasalarının kotardığı noktalarda, işlerde sen parmak sayısıyla gidebilir misin? Dolayısıyla insanoğlu kelle sayısını gerçeğin ölçüsü yaptığı için iki yakası bir araya gelmiyor. İslam dünyası özellikle böyle. Şimdi İslam dünyasında mesela bir icma var. İcma, cem etmek kökünden. İcma, çoğunluğun bir araya gelmesi demek. Şimdi diyor ki bir konuda icma varsa orada içtihat olmaz. Tam bir müşrik hezeyandır bu. Ve bunu İslam'ın inanç manifestosunun içine koymuşlar. Şiisi, Sünnisi. Ve bunu 1000 yıldır dayatıyorlar. Yalanlar da söylemiş. Mesela İmam-ı Azam'ın da icmayı desteklediğini söylüyor. Haşa, asla İmam-ı Azam icmayı kabul etmiyor. Mesela. İmam Şafii kabul etmiyor. İbn Hazm kabul etmiyor. Karafi kabul etmiyor. Şatibi kabul etmiyor. Ben kabul etmiyorum. Şimdi birileri diyecek ki kendini de onlar gibi görüyor. Gayet tabii. Hiç itirazım yok. Gayet tabii. Ben bilgisayar devrinin ilim adamıyım. Gayet tabii. Onlara saygım var. Ama İmam-ı Azam'ın dediği gibi onlar adamsa biz de adamız. Evet, kendimi de oraya koyuyorum. Ben de kabul etmiyorum. Ne demek icma? Bir asırda İslam ulemasının çoğunluğunun ittifak ettiği bir mesele. Bir daha asla değişmez. Edille-i şeriyedendir. Kur'an ayeti neyse o da odur. Tüt! Haşa! Tövbe et! Şirktir bu. Zaten sizin dediğiniz manada bir icma doğmaz. Doğduğunu varsayalım. Bir asırda ulemanın ittifakıdır. Peki öbür asırda ne olacak? Demek ki değişebilecek. İçtihattır bu nihayet. Hayır, değişmez diyor. Ve bakıyorsunuz 1970'li yıllarda Sabahcığım, o kitap elimde benim, orijinal metniyle. 5. baskısı hem de. Medine Üniversitesi'nden üniversite yayını olarak çıkmış bir kitap. Suud ülkesinin en yetkili din adamı Abdullah bin Baz'ın imzasıyla çıkmış bir kitap. Yıldızlar, gökler, göksel cisimler falan bunlarla ilgili. Bu arada esas konu şu kitapta. Dünya dönüyor diyen kafir olur. Yıl 1975, benim elimdeki baskı. Dünya dönüyor diyen kafir olur. Hele bu kitabın yayınından sonra diyor. Dünya dönmüyor diyor. Delili ne biliyor musunuz? Bu din adamı. Dini ilimler uzmanı. Ne işi var bunun dünya ile, göklerle, yıldızlarla? Diyor ki, ulemanın icmağı var. Dünyanın dönmediğine ilişkin. 1000 küsür sene önce. 1000 küsür sene önce bunu söyleyen insan mazur olabilir. Bu söylenmiş. Abdülkahir el-Bağdadi diye Ehl-i Sünnet manifestosunun kitaplarından birini yazan zat, kitabına Ehl-i Sünnet'in
50 küsür değişmez manifestosunu orada koyarken dünyanın dönmediğini de bunların içine koymuştur. Binbaz oraya atıf yapıyor 1900'lü yıllarda ve diyor ki dünya dönüyor diyen kafir olur, devam ediyor. Devam ediyor. Nerede var o? İslam nasıl yozlaştırıldı? Lütfen bunları okusun bu millet. Bakın. Nerede dünya olacağım? Dönüyor ve dünyada neler oluyor görsünler. Burası bunu söyleyen diyor kafir olur, mürted olur. Mürted olduğu için de diyor kanı ve ırzı helaldir. Malları da müsaade edilir. Kendisi de katledilir. Şu durumda bu fetva esas alınırsa Müslüman dünyada 1,5 milyon civarında katledilmesi gereken insan var. Çünkü bunların hepsi dünyanın döndüğüne inanıyorlar. Şimdi icma çoğunluk görüşü kelle sayısı bu. Cumhur görüşü. Cumhur Karadeniz'de çamura derler. Sevad-ı azam görüşü. Sevad-ı azam yoğun karanlık demek. Kur'an karanlıktan şikayet ediyor. Kendisinin aydınlığı getirdiğini söylüyor. Bir adı da Nur zaten. Birileri Kur'an'ın dini adına çıkıp diyor ki sevad-ı azam. Büyük karanlığın görüşü, sevad-ı azamın görüşü esastır diyor. Hayır haşa, ben sevad-ı azamın görüşüne değil Kur'an'ın dediğine iman etmiş bir insanım. Sevad-ı azamın görüşünün canı cehenneme. Müşrikler de aynı şeyleri söylüyorlardı. Ecdadımız böyle demiş. Siz kimsiniz diyor ya. Hazreti Peygamber'e zıp çıktı diyorlardı. Ve Kur'an buna cevap veriyor Cenab-ı Hak. De ki onlara, مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلِ Ben peygamberler içinde bir zıp çıktı filan değilim. Ben Allah'ın vahiyiyle destekleniyorum. Biz de diyoruz ki ilimle desteklenin. Vahiy dönemi bitti. Peygamber'e zıp çıktı diyor adam. Ecdadımız bilmedi de sen mi bileceksin diyor. Şimdiki şeytan çocukları da aynı şeyi söylüyor. Ecdadımız bilmedi de sen mi bile. Bu kadar ulemalar, ulema-i fiham, izam, kiram, meşayih-i fiham, kiram hazaratı. Bak 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 bak. Tam putperest Ebu Cehil hezeyanları bunlar. Onlar da aynısını söylüyor. Dekor değişmiş, zihniyet değişmemiş. Dolayısıyla insanlığın dramı budur. Soruyu soran arkadaşa tekrar dönüyorum. Maalesef insanlığın dramı budur. Ve Kur'an bu dramın devam edeceğini söylüyor kıyamete kadar. Ve diyor ki, çoğunluğa uyarsan dalalete gidersin. Bir ve in tutu aktara men fil ard yuzilluke an sabilillah. Allah'ın yolundan saparsın. Bir şey daha söylüyor. La yadurrukum men dalle ide ihtedeytum. Bak 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 bak. Eğer siz hakikat üzerinde olursanız çoğunluk sizi zarara sokamaz. Sizi cehenneme götüremez. Ha baskı yaparlar size, zulüm yaparlar. Ben 30 senedir zulüm altında inliyorum. 2 gün önceki yazımın başlığı da oydu. Siz hangi günler yazıyorsunuz hocam? Yurt gazetesinde 3 gün yazıyorum. Salı, perşembe, pazar. Onları da öneririm. Yani orada hakikaten devrim yazılardır onlar. Ben orada fıkra yazmıyorum. Gıybet, onun bunun gıybetini dırdır vır vır etmiyorum. Tamam mı? Ben fıkra yazarı değilim. Ben ilim ve fikir adamıyım. Ve o yazdığım yazılar da hakikaten her biri bir boyuttur. Son yazdığım da buydu. Eğer zulümleriyle bir toplum Nuhlar yaratmışsa tufanı bekleyecek. Bu toplumda zulümleriyle Nuhlar yaratmıştır. Nuh bir sembol olarak kullanılıyor orada. O Nuhlardan biri de benim. Şimdi bu toplum tufanını bekleyecek. İşte tufanın eşiğinde. Hocam Siirt'ten Metin Durmaz sormuş. Evet. Kur'an'da hayvanların dile geleceği yazıyor mu? Başka hayatta onlar da insan olabilir mi? İnsan olur mu olmaz mı onu bilmem. O Allah'ın bileceği bir iş.
Niye insan olsun? Neden? Niye olmasın hocam? Niye olmasın bilemem ben. Ama dile geleceği doğrudur. Yani Hazreti Süleyman'la hayvanlar konuşuyor. O tabii bizim dillerimizle konuşmak anlamında değil. Onlara özgü bir dille konuşuyor. Hazreti Süleyman'ın yanında konuşuyor da Allah'ın huzurunda konuşmayacak mı? Geçen gün bahsettik. Ne diyor Cenab-ı Peygamber? Öyle bir hesap günü gelecek ki boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hesabını soracak. Boynuzları var diye sümsüklemiş onu. Değil mi? Diğer soruya geçelim. İstanbul'dan Arda Kayahan sormuş. Gezegenler, yıldızlar ve evrendeki denge Kur'an'da anlatılıyor mu? Evet ya, bin defa söyledik. Yani dilimiz kurudu. Nerede? Hah. Hocam hala niye her cuma Yaşar Nuri konuk diye soranlar küresel, da var yani. Küresel afetler. Şey her var. Cuma başka sorulara cevap verelim. Küresel afetler kitabında bahis var orada. Müstakil. Nerede küresel afetler? Sizin önünüzde mi? Küresel afetlerin Almanca çevirisi devam ediyor. Ne var dediniz? Küresel afetler. Ne var burada? Oku orada. Hani hepsini okuyayım yani. Hayır, ver bana. Ver bana demek. Bak şimdi. Birinci bölümde Kur'an'ın varlık evren ve dünyaya bakışı, patlama ve yarılmaların evreni, çift veya paralel yaratılışlar evreni, ölçü ve denge evreni, tanrısal ışık ve Tanrı'nın yüzü olan evren, ayetler evreni, hep bu. Birinci bölüm aşağı yukarı 110 sayfa bu konulara ayrılmış. Okumadan olmaz bu iş, okuyacak. Okumak dedik, bakın ben okuyorum. Ben hala... Gösterelim bunu da, küresel afetler. Ortaokul, lise çocukları gibi okuyorum. Bak nasıl okuyorum. Şimdi Hüseyin Atay Hoca'nın son iki kitabı. Çok önemli, küçük küçük. Çok güzel yazıyor Hüseyin Atay Hoca. Evet. Böyle küçük küçük, evet, ve ince ben, ince. Benim böyle bir becerim yok. Ben maalesef yapamıyorum bunu. Bakın şimdi ben bu kitabı okuyorum, bakın. Daha 13. sayfadan çizmeye başlamışım. 14'te, 15'te. Siz çize çize mi okursunuz hocam? Evet, 16, 17. Ya çizmediğim sayfa yok ki. Bakın gidin böyle hep. Bak. Böyle gidiyorum. Bakın şimdi. Hiç. Bu Hüseyin Atay Hoca'nın Kur'an'a göre araştırmalar. Bunlar 8-10 kitap. Böyle ufak ufak. Çok hayati kitaplar. Ben çizerek okuyorum. Herkes oradan çıkaracağını çıkarsın. Tamam. Diğer şeye geçelim, soruya geçelim. Ahmet Ceylan İzmir'den sormuş. Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ortak noktaları var mı? Çok var. Olmaz mı? Hepsi insan. Temelde ya, onun dışında da din açısından da hepsi peygamberlerin ortak mirasının çocukları. Tabii kaymalar var. Din adamları denen güruhun saptırmaları yüzünden Tevrat'ta da İncil'de de bozulmalar var. Kur'an'da bozulma yapamadılar. Kur'an'ı Allah son kitap olduğu için korumasını almış. Bir daha peygamber gelmeyecek, düzeltsin. Nasıl korumasını almış? Şimdi Kur'an'ı tanıyor musunuz kitabında bunları da ben veriyorum. Kur'an Allah'ın korumasında ne demek? Ama Muhammed ümmeti de eski ümmetlerin düştükleri hataya düştü. Onların şeytanlıklarına maalesef bulaştı. Zaten Hazreti Peygamber diyor, eskilerin bulaştıkları bütün kötülüklere bulaşacaksınız. Hatta onlar diyor, bir yılan deliğinden girmişlerse o delikten de gireceksiniz. Girmişler. Ne yapmış? Kur'an korumasında Cenab-ı Hakk'ın olduğu için ona dokunamamış. Uydurma hadislerle Kur'an'ın dinini
tarif etmiş. Kur'an'ı tarif edememiş ama dini tarif etmiş. Tevrat'ı, İncil'i tarif etmek de sonuçta dinin tarifidir. Bakın aynı sonuca getirmiş işi. Kur'an'ı tarif edememiş ama uydurma hadisler yoluyla Hazreti Peygamber döneminde 500 civarında olan hadisleri 1,5 milyona doğru tırmandırarak sonraki zamanlarda dini tarif etmiş. Bir kitap daha tanıtalım. Dedim ya okumadan olmaz. Şu dincilik kitabı. Bu da benim kitaplarımdan biri. Yahudi hahamları dinciliğin öncüleridir. Sonra kilise papazları, sonra sarıklı zebaniler. Tabi hepsi değil. Sarığın bir temizi var, bir de zebani alameti olanı var. Ebu Cehil sarığı var, Muhammed sarığı var. Onları ayırıyorum ben. Benim ne dediğimi anlayan anlar. Herkes anlar. Şimdi bu dincilik kitabı da okunacak. Dincilik, dincilik, dincilik diyoruz. Din, dindar adam üretmek ister. Çünkü o rahmettir. Şeytan da dinci adam üretmek ister. O da musibettir. Şeytan Allah'la yarış içinde. Ne demişti ona? Okuduk geçen hafta Araf suresinde. Ben yolun ortasına kurulacağım. Senin kullarını şöyle 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 saptıracağım. Ve onların hiçbir işe yaramadığını sana göstereceğim. Şeytan boş durmuyor ki. Allah dindar istiyor, şeytan dinci istiyor. Allah dindar istiyor, şeytan dinci istiyor. Kötü parayı, iyi parayı kovduğu gibi dinci de dindarı kovuyor. Dindarların en büyük musibetleri dincilerdir. Ne çekiyorlarsa onların ürettikleri fislikler yüzünden çekiyorlar. Evet. Ha, bitti mi? Bilin. Evet. Kayseri'den Veysel Aydın sormuş. Sadece Kur'an'dan mı sorumluyuz? Hadislerin önemi nedir? Şuna bakar mısın? Lafa bu. Aman dikkat etsin, şirk kokuyor bu soruda. Tabii ki Kur'an'dan sorumluyuz. Hazreti Muhammed de Kur'an'dan sorumludur. Alo. Herkes kendine gelsin ve ağzından çıkana dikkat etsin. Kur'an onlarca ayette Hazreti Peygamber'e sen de bu kitaptan sorumlusun diyor. Allah bana iki şey emretti. De diyor kullarıma. Cenab-ı Hak talimat veriyor ona. Allah'a iman, bir bunu koymuş. İkinci nedir biliyor musun? Ve enetlüvel Kur'an, Kur'an'ı okumak. İmanın ikinci şartına da onu koyacaksınız, İslam'ın ikinci şartına da. Ne imanın şartları içinde var? Umumi kitaplara iman diye var. Ne İslam'ın şartları içinde var? Hadi imanın şartları içinde umumi olarak kitaplara imanda, Kur'an'a imanda var. Tamam. Hadi o onu kurtarır diyelim. İslam'ın şartları içinde Kur'an okumak nerede? Allah bana diyor, kendisine imamı, Müslümanların ilki olmamı emretti ve Kur'an'ı okumamı emretti. Nerede bu? Sizin İslam şartlarınız içinde bu nerede? Bu Kur'an okumak, Kur'an'ın ilk emri ve ilk ibadetidir. Hazreti Peygamber'e verilen emirlerin ikincisidir. Nerede bu? Sizin İslam şartlarınız içinde bu yok. Geçen de söyledim. Bir tane kıllı zebani konuşuyor, benim aleyhimde konuşuyor. Diyor ki, Kur'an okumanın ibadet olduğunu söyledi diyor. Bu namaz ondan sonra gelir dedi diyor. Şimdi bulmuş ya yumuşak karnını sürünün. Sürü yalla beslenmiş, ona öğretmişler.
Efendim, namaz dinin direğidir, göklerin ve yerin nurudur falan, öyle bir uydurma söz de var. Peki bu okumak, bu Kur'an'ın ilk emri olan okumak neyin nesidir? Hele Kur'an okumak. Ya bununla ilgili bu Kur'an'da hiçbir şey yok mu? Uydurma sözleri alıp bedava diye, milleti kandırmaya müsait diye, Allah ile aldatmaya müsait diye habire namaz pompacılığı yapıyorsunuz. Bunu ben anlatınca da namazdan şikayetim. Lan ben namazdan nasıl şikayetim? Ben namaz kılan bir adam. Benim namazdan nasıl şikayetim olur? Ben namaza kazası kalmamış bir babanın kucağında büyüdüm. Allahsız kitapsız herif seni. Sen ne demek istiyorsun? Sana ben namazlarımın dosyasını mı göndereceğim inanasın diye. Sen bunları bırak. Sen benim dediğime cevap ver. Kur'an'ın ilk emri olan ve Kur'an'ı okumaya ilişkin ayetleri ne yapıyorsun bunları? Bunlar Kur'an'ın içinde. Yallanmış sürü bunları bilmiyor. Sen orada bir de kıl takmışsın. Kılla da konuştuğun için şansın var. Dinliyorlar seni. Peki vicdanın rahat mı? Kur'an ayetlerini çiğniyorsun. Sana o yallanmış sürünün içinden birisi elini kaldırıp da sen ne diyorsun arkadaş, Kur'an'da senin söylediklerinin aksini söyleyen 300 tane ayet var diyemiyor. Sürü o durumda değil. Sen bunu istismar ediyorsun. Bu seni rahatlatıyor mu? Bu senin adam olduğuna kanıt mı? Sen buna vicdanın inanıyor mu? Sen gel o lafları benim yanımda konuş bakayım. Namazdan şikayetim mi var? Bak bulmuş. Yallanmış sürünün zaaf noktasını bulmuş. Hayır. Kur'an'ın 300 ayetinin çiğnenmesinden şikayetim var. Kıllı Ebu Cehil, sen şimdi ağzından çıkan sözlerin %98'inin şirk olduğunun farkında mısın, değil misin? Değilsen beni dinle. Farkındaysan bu çok daha kötü. Ama her hal ve şartta ben bunları yemem. Ben bunları şu millete anlatacağım. Kur'an bu görevi bana yüklüyor. Hüseyin Atay'a da yüklüyor. Aslında sana da yüklüyor ama sen görevine ihanet ediyorsun. Nedir senin Kur'an'dan derdin ya? Bana diyorsun ki birinci ibadet okumaktır diyor. Namaz ikinci sıradadır diyor. Bak şimdi, bak şimdi. Ya ikisi de Kur'an'da. Sırasını değiştirdiniz, ben bundan şikayetçiyim. Sen şimdi niye bana namazdan şikayetçi misin diye soruyorsun? İkisi de Kur'an'da. Ben sıranın değiştirilmesinden şikayetçiyim. Sen niye okumaktan, Kur'an okumaktan şikayetçisin? Ne alıp veremediğiniz var sizin Kur'an'la? Sen Kur'an'da Furkan suresi 30. ayeti okumadın mı? Kıllı Ebu Cehil torunu, kıllı zebani okumadın mı? Hazreti Peygamber, peygamberler içinde şikayetler gündeme getirildiğinde ümmetinden bir tane şikayeti gündeme getirecek. Diyecek ki Rabbim, benim ümmetim Kur'an'ı dışladı. Ve kullandığı tabir şöyle bir tabirdir. Fizik olarak Kur'an'ı tuttu, ona sarıldı, ittehadu diyor. Ama nasıl? Mehcuren, hayatın dışına itmek şartıyla tuttu Kur'an'ı. Kağıtlarını takdis etti, yukarılara astı, iyi kılıfların içine soktu ama hayatın dışına itti. Ya kıllı Ebu Cehil, Ebu Cehil torunu, kıllı zebani, bu ayet Kur'an'da dururken sen benim bunu görmememi mi istiyorsun? Benim gözlerim görüyor. Vicdanım çok daha iyi görüyor. Ha gör ama bunu söyleme millete. Bunu mu diyorsun bana? Yok kıllı Ebu Cehil.
Yok şeytanın çocuğu. Hayır kıllı zebani. Ben bunu bu millete söyleyeceğim. Ve 30 yıldır da söylüyorum. Geçmiş ola. Bundan sonra zaten ben 50 kitabı bırakacağım bu millete. Bunun geriye dönüşü yok. Allah'ın vaadi haktır ve Kur'an'ın dediği tahakkuk edecektir. Senin namazdan şikayetin mi var? Yok ulan. Sırayı değiştirmeyin. Şikayetim bundan benim. Sırayı değiştirdim mi? Diyor ki, Kur'an okumak da diyor kötü bir şey değil. Okumak da kötü bir şey değil diyor. O da sevap kazandırır. Vay seni iblisin çocuğu. O kadar mı? O kadar mı? O kadar mı? Tekrar söylüyorum. Kur'an'ın dediği şudur. Birinci ve temel ibadet okumaktır. Alel itlak okumak, özellikle Kur'an okumak. Bir. İki. Bir adam Kur'an okumakla namazdan birini tercih edecekse, okumakla, düzeltiyorum, namazdan birini tercih edecek, okumayı tercih etsin. Okumayı tercih edenlerin imanları da olmadığı halde bakın dünyanın efendisi. İmanı olduğu halde okumayı reddedenlerin halleri ortada. Şimdi ey millet, kıllı zebanileri, şeytanın kıllı çocuklarını mı dinleyeceksin? Bu Kur'an'ı hakikatim, ben bunu söylüyorum sana. Bir de dünyaya bak. Sen bu kıllı zebanilerin peşine 1000 sene gittin, geldiğin yer ortada. Bir de hani artist kılıklı, sakalsız, bıyıksız dedikleri ilmi irfanı öne çıkarmış. Kılı öne çıkarmamış. Kıldan medet ummamış adamları bir de dinle ya. Şimdi Hüseyin Atay'ın da kılı yok, benim de yok. Salih Akdemir'in de yok. Ya Bayraktar'ın da yok, Ali Akın'ın da yok. Ya böyle 100 tane isim sayabilirim. Bunların hiçbirinin kılları yok ama akılları ve ilimleri var. Bunları dinle. Ha, soruya geçelim. Kılları olmadığı halde bu bizim söylediklerimizin yerine mesela türbe meddahlığı yapan soytarılar var. Efendi Hazretleri orada oturdu. Oturunca, kalktığında orada kerametini bıraktı. Kıçından keramet bırakmış oraya. Evet, evet, bunu anlatıyor adam. Ondan sonra mübarek türbesine gitti. Ondan sonra gelin biraz dua edelim. İslam dünyasını bu şeytanın aktörleri böyle kotarıyor kitleri. Şeytanın aktörleri. Evet. Çok var hocam onlardan. Her sektörde var. Anladın mı? Aktör. Sallasın. Gelin biraz dua edelim kardeşlerim falan. Şimdi lan ben bunlara tenezzül edecek adam mıyım? Bunu yapmadım, yapmayacağım. Yapmadım, yapmayacağım. Ey millet, sen bunlara prim verip bunlardan medet umuyorsun. Yazıklar olsun sana. Senin iflah etmen mümkün mü? Senin çocuklarının, torunlarının geleceği de yok demektir. Senin zaten olmadı. İşte dediğiniz gibi okumadıkları için hocam. Yeter artık sabah okusun ya. Daha artık mazeret mi var ya? Haklısınız. Ankara'dan Umut Sakaryalı sormuş. Aklı yerinde olmayanlar öbür dünyada nasıl sorgulanacak? Aklı ol... Ne? Aklı? Aklı mı dedin? Aklı yerinde olmayanlar. Onların sorumluluğu yok. Akıllı olanlar sorumludur. Kaç yaşamdan sorumlu olunacak hocam? Şimdi reenkarnasyona da inanıyorsak. Sen onu... Bırak, biz bunu konuşalım. Öbürünü bilmiyoruz. Yani bu hayatta akıllı olarak gelmişse sorumludur. Aklı mağluliyetle gelmişse sorumlu değildir. Reenkarnasyon var mı yok mu? Varsa
hangi hayatında akıllı geldiyse ondan sorumlu olacak. Siz benim ne sormak istediğimi anladınız ama cevap vermek istemiyorsunuz. Evet. geçelim diğer soruya. Güzel soruydu hocam. Bir reklam arası olursa konuşuruz. Kur'an'da kim sormuş? Ankara'dan Aybüke Yıldırım sormuş. Kur'an'da nüfus kavramı nasıl anlatılıyor? Çoğalmayı emrediyor mu? Müthiş soru. Bunun da tabii... Bu da vardı küresel afetlerde. Evet, orada bir bölüm. Bulalım. Siz anlatın, ben bulurum. Tabii. Kur'an niteliksiz nüfustan şikayetçidir. Bakın, Kur'an sürüleşmeden şikayetçidir. Niteliksiz nüfus sürü demektir. Kur'an raiyeleşmekten şikayetçidir. Bakın, hepsi birbirine bağlı. Raiye toplum istemiyor. Niteliksiz fazlalaşmak sürü mü? Sürüleşmektir tabii. Kelle sayısı. Hayır hocam, bugün formdasınız. Evet. Kelime formundasınız. Tabii. Tabii. Şimdi nüfusun niteliksiz artışından Kur'an-ı Kerim açıkça şikayetçidir. Nüfus meselesinde Kur'an'ın temel tezi nitelikli nüfus. İnanamazsınız. Rakamlar vererek nitelikli insanla niteliksiz insan mukayesesi yapıyor. Nitelikli 10 kişi, niteliksiz 100 kişiden üstündür diyor. Niteliksiz 100 kişi, nitelikli 100 kişi, niteliksiz 2000 kişiden üstündür diyor. Rakamlarla mukayeseler yapmıştır. Ve kelle sayısıyla, İnsan sayısıyla övünmeyi de şirkin bir alameti olarak gösteriyor. Tekasür suresini okusun insanlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim doğum kontrolüne onay verir mi? Onay vermek ne demek? Teşvik eder. Ne demek onay vermek? Zaten siz de doğum kontrolü yönteminden bahsediyorsunuz orada kitapta. Hazreti Peygamber bizzat kendi nezaretinde bunun yürümesini reddetmemiştir. Tabii rahime düşmüş bir canlıyı oradan izale etmek, doktor raporu yoksa bana göre de cinayettir. O ayrı, onu da yazmışım orada. Ama eşler istiyorlarsa nüfus planlaması yapabilirler. Bu onlara İslam'ın ana sütü gibi verdiği bir haktır. Ve yapsınlar. Sen doğur, Allah rızkını verir. Allah böceklerin, kedilerin, köpeklerin de rızkını veriyor. İnsan emanet taşıyıcı varlıktır. Kur'an o emaneti taşıyacak insanı istiyor, nitelikli insanı. Onu besleyip büyütüp hayata vermeyeceksen sınırla. Emanet taşıyacak insanı yetiştireceğin güçte çocuk sahibi ol. Kur'an'ın istediği budur. Öyle milleti kandırmak yok. Allah rızkını veremiyor mu? Serseriye bak, lafa bak. Siz doğurun, Allah rızkını verir. Veriyor işte. Veriyor. 250 milyon Arap dünyası, 20 milyon İsrail. İsrail 20 milyon değil. Yani dünyadaki bütün Yahudiler 20 milyon. İsrail'de kaç milyon İsrail'in nüfusu? 2,5-3 milyon. Ben hocam. Bu kadar. Buyur. O Kur'an'daki mukayese eden ayetleri gidin okuyun. Huneyn Savaşı münasebetiyle bu mukayeseyi de yapmıştır. Enteresandır. Yani Kur'an bütün kodları, bütün koordinatları vermiş. Yani demek ki Kur'an'ı insan aklıyla okuyan adam yok İslam dünyasında. Yeteri kadar demektir bu, yok. Gayet tabii var.
Var ama onları İslam dünyası dışlıyor. Onları dinlemiyor. En cömert, en müşfik görüş olarak onlara şaz görüş sahipleri. Kural ne? Kural işte demin adından bahsettiğim binbazın icmağı esas alan zihniyetindeki adamlar. Hadi gidin o icmalarla bakalım nereye gideceksiniz? Geldiğiniz yer ortada. Hala ısrar ediyorsanız gidin. Irakları yaşayın, Arap baharlarını yaşayın. Devam edin, devam edin, gidin. Bunlar böyle devam etsin. Memnunsunuz halinizde. Diğer soruya geçelim. 2 milyarlık parası pulu olan banka hesapları, bak, banka hesapları çok yüksek, adı konmamış köleler. Para var. Topraklar mümbit. Tarih zengin. Buna rağmen köle. Haçlık odamanlar geliyor, parayı bunlardan alıyor. Kan akacaksa bunların kanını akıtıyor. Muhtarlık ediyor, kahyalık ediyor, kasalarını dolduruyor, çekip gidiyor. Ve bunlar hala, onlar cehenneme, biz cennete gideceğiz. Dünya onların cenneti, bunların cehennemiymiş. Öyle mi? Yani Allah bu kitabı, buna inananlar bu dünyada cehennem hayatı yaşasın diye gönderdi. Size ne diyeyim ben ya? Ben ne diyeyim size? Ben buradan söyleyemiyorum, problem çıkıyor. Dinleyenler icap edeni söylesin. Bu suratlara tükürmek yeter mi? Hadis diye bunu uydurmadılar mı? Haşa, benim peygamberim böyle bir hezeyandan münezzehtir. Ne dediler? Güya peygamberimiz haşa demiş ki, dünya müminlerin cehennemi, kafirlerin cennetidir. Haşa peygamber öyle bir şey demedi. Çünkü bu kitap binlerce ayetle bunun aksini söylüyor. Pekala, gerçek budur ama siz İslam dünyasını o uydurma sözdeki yapıya getirdiniz. Hakikaten dünya Müslümanların cehennemi, kafir dediğiniz haçlık odamanların cenneti. Irak'ta hiçbir iş yapmasa insanlar, toprağın altından hazır çıkan petrolle fert başına milli gelir 30 bin dolar. İtiraz var mı? Ben hukukçu bir adamım, senelerim şirket avukatlığıyla geçti. Ben bunun hesabını yaptım. Irak'ı örnek veriyorum. Son birkaç yıl içinde 2 milyona yakın Müslümanın katledildiği, Müslüman çocukların kadın, erkek, kız, erkek ırzına geçildiği bir coğrafya. Demokrasi getirecekler doğruyu. Geldi mi? Buyurun. Geldi mi? Şimdi Irak sokaklarında, Iraklarda geceleri evlerde insanlar ağlayarak Saddam'ı arıyorlar. Saddam gibi bir cebbarı aratacak bir şey geldi oraya. Ve 1,5 milyon Müslüman katledildi. Bu Irak'ta hiçbir iş yapmasa insanlar, adam gibi toprağın altındaki petrolü çalıştırsa, çıkarsalar, onu akıllıca, aklını işletenlere yaraşır şekilde kullansalar, fert başına milli gelir 30 bin dolar. Hiç. Bakın bakalım oraya şimdi. Şimdi Yunus suresi 100. ayeti okuyun gidin. Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik indirir diyor. Nasıl indiriyor o pisliği? Gökten kazurat mı yağdırıyor? Hayır, böyle indiriyor. Libya, bütün o Akdeniz şeridi, Arap Baharı dedikleri melanetle altın üstüne getirdikleri coğrafya. Kaddafi geldi, fert başına 100 dolar yoktu.
gelir. Perişan, sefalet, böcek gibi bir hayat. Al da o insanları, fert başına 15-20 bin dolara taşıdı. Ne oldu Kaddafi'nin akıbeti? Niçin oldu? Aç bırakmadı, çıplak bırakmadı. Başı dik, karnı tok, sırtı pek bir millet getirdi. Ha, ne dedi? Ben ülkemi sömürtmem dedi. İpini ne zaman çektiler biliyor musun? Ne zaman çektiler? Ben petrolümü dolarla satmayacağım dedi. Altınla satacağım. O gece karar verdiler, ipi çekilecek. Böyle bir örnek sana yarattırırlar. Tabii Kaddafi o da aklı tam işleten bir adam değildi. Müthiş görüşleri olan, dirayeti olan, gözü pek, atılgan, devrimci bir adam. Müslümanlığı da çok iyi bilen bir adam. Hiç oralarda bir tartışma yok. Fakat keşke Kaddafi Mustafa Kemal zihniyetinden nasiplenseydi. Mustafa Kemal Haçlı tasallıta karşı ondan daha ağır darbeler indirdi. Çok daha ağır çıkışlar yaptı. Canlarını okudu, analarını belledi. Ona bir şey yapamadılar. Kaç suikast, kaç bilmem ne. Şimdi mirasından, ölüsünden intikam almaya kalkıyorlar. Onu da alamayacaklar. Niçin? Çünkü Mustafa Kemal akılcı. Öbürlerinin eksiği bu. Sade heyecanlarıyla, sade deli yürekleriyle iş yapmaya kalkıyorlar. Mustafa Kemal o değil. O deli yürekle iş yapmaya kalkan bizde örnek var. Allah rahmet eylesin. Enver Paşa. Koca bir yürek, koca bir vatanperverlik, dirayet tamam ama taakkul zayıf. Mustafa Kemal'de ikisi birden. Onun için Haçlı emperyalizmi dize getirmiş. Hem de öyle doları, parası, petrolü bilmem neyi yok. Bitlerle boğuşan çarığı yırtık bir milletle bunları yapmış. Onun için Mısır'ın bu asırda en büyük müfessiri kabul edilen, tefsir tarihinin de önderlerinden kabul edilen Tantavi gibi bir adam 13 ciltlik tefsirinde Kurtuluş Savaşı'nı değerlendirirken "Ey ahali, alo, bakın ne diyorum. Tefsir tarihinin en büyük isimlerinden biri, Mısırlı müfessir, Arap oğlu Arap Tantavi, tefsirinde Kurtuluş Savaşı'nı değerlendirirken, bu savaş diyor, peygamberler tarihinin mucize mücadelelerine bağlanması gereken, ilhak edilmesi gereken bir savaştır. Aynı dönemde, bizim hainlerin önde gideni namussuzluğun timsali mücessemlerinden biri olan ve Şeyhülislam lakabı taşıyan cehennemi derin olsun Mustafa Sabri karşı çıkıyordu bunlara. Mustafa Sabri Türk nüfus kağıdı taşıyor, sonra ben Türklükten istifa ettim diyor, cehenneme kadar yolum var. Mısır'da bu mücadeleyi veriyor, Mısır'da Tahavi, Tantavi, Ferit Vecdi, Meragi, Reşit Rıza, Türk Kurtuluş Savaşı'nın bu tarafını öne çıkarıyorlar, Arap oğlu Araplar. Hepsi müfessir. Bizim zebani cehennem çocuğu onlara karşı çıkıyor. Şimdi bunları bu millet bilecek ya. Bunları bilmeden tarihten ders almanız mümkün değil. Aman hocam, kimse hiçbir şeyden ders almıyor. Alacak. Tarihin diyalektiği muannittir. Kafanızı duvara vura vura size bunları öğretir. Siz bakmayın öyle bir milletin tarihinde 10 yıl, 20 yıl siyasi hesaplar yüzünden 30 yıl kırılmalar olur. Ama bunlar tarih. Bunları koyacaktır orada. Evet.
Diğer soruya geçelim. Şirin bebe. Bekliyoruz hocam soruyu. Sonradan hakkını yitirenlerin önceki günahları ne olacakmış? Vallahi o kadar yani Allah'ın cevap vereceği soruları bana sor. Aklını yitirdiyse zaten o heybeyi attı. Ondan da artık soru moru olmaz. Hakkını yitirmek. Yani Allah'ın adaletine bilmiyorum yakışır mı? Hem aklı gitti adam da artık önceden sen bir ara bir parantez içi akıllıydın gel önüne. Olmaz böyle bir şey. Zaten genelde herkes bir ara akıllı oluyor. Yok. Öyle yok öyle. Ne bir ara? Yok öyle. Bir ara. Allah neden kullarını cehennemle korkutarak kendine yaklaştırıyor demiş İstanbul'dan Sedat Akdeniz. Ne demek korkutarak? Lafa bak. Lafa bak, lafa. Ayıp. Korkutarak. Ne korkutmaz? Ne yapacak? Firavuna ne yapacaktı? Zeytin dalı mı gönderecek? Yani Musa'ya söylediklerini mi Firavun'a da söyleyecek? Korkutmak ne kelime? Gayet tabii canına okuyacak. O da Allah'ın adaletinin bir icabıdır. Yoksa Musa'ya zulmetmiş olur. Ebu Cehil'e de aynı şeyleri söylerse Muhammed'e zulmetmiş olur. Yezid'e aynı şeyleri söylerse Hüseyin'e zulmetmiş olur. Bu Allah'lığın icabı mıdır? Gayet tabii. Gayet tabii. Ben Allah'ı cehennemi var etmekteki hikmetiyle bildim. Yoksa ne kıymeti var? Zulmü yapanla zulme maruz kalanın farkını kim çıkaracak ortaya? Nasıl çıkaracak ortaya? İnsanoğlu bunu çıkarır mı ortaya? İnsanoğlu zalimin parasına, puluna, ihtişamına, başarısına bakar ve onun yanında yer alır. Hep böyle olmuştur. Bu mazlumun durumunu kim ortaya çıkaracak ve bunu nasıl ortaya çıkaracak? Zulümle adaletin boğuşmasında, zulmün cinayetlerinin, zulmün dehşetlerinin faturasını nasıl ödetecekler bu zalimlere? Kim yapacak bunu? Cehennem dediğiniz bunun sistemidir. Ama zulme uşaklık edenler, destek verenler ve bu uğurda dini kullananlar ne yaptılar? Cehennemi sadece namaz kılmayanların gideceği yer diye. Kur'an-ı Kerim'de bana biri göstersin namaz kılmayanların cehenneme gideceğine ilişkin bir yer. Cehennemle ilgili tasvirlerin tümü ilk vahyedilen 30 küsür surede verilmiştir. Ve hepsi zalimleri tehdit için getirilmiştir. Günah işleyenleri cehennemle tehdit eden bir ayet gösterin bana Kur'an'da. Kur'an'ı okumadık. Kur'an'ı okumadık. Okutmadılar ki. Şimdi Kur'an okunacak. Bir de Kur'an okunmalıdır, başka çıkış yolu yoktur diyenlerin yazdıkları okunacak. Bakın dikkat edin. Herkes yazıyor. Geçin canım bunları. Türbe edebiyatı yapıyor, o da yazıyor. Onun da isminin başında bilmem ne unvanı var. Geçin bunları. Kıstaslar belli. Kur'an'ı din yapın diyen adamları okuyacaksınız. Öbürleri bin senedir zaten okuyoruz. Hocam geçen hafta hatırlıyor musunuz siz şey çok güzel böyle hütlemiştiniz. Dün akşam koştum gene hühü bağırdım. Hocam bugün de bir şeyler yapın da haftaya da bir bant hazırlayalım bari bir nefes alırız. Şimdi seyredelim bakalım nasıl hütlemiştiniz. Yok hühüyü koymamışlar. Koyduk hocam. Nereye koydunuz? İşte şimdi seyredeceğiz. Dün fazla bir 50 dakika koştum.
Tabii içeride hava kalmaması için hühüyle atıyoruz onu. Hocam haftaya buraya bir koşu bandı mı getirsek, koysanız mesela eşofmanlarınıza gelseniz? Hiç bence bir mahsuru yok. Bize bunu canlı canlı yapsanız. Bence bir mahsuru yok, o zaman eşofmanlarla gelmem lazım. Tamam, sonra bir reklam arası verir, siz hemen giyersiniz normal kıyafetinizi. Bence bir mahsuru yok, benim hayatım o işle geçti. Tabii. Spor hocalığını yaptım. Siz karateci miydiniz? Hayır, ben judocu. Her judocu. 30 yıl yaptım. Antrenör olarak da 10 yıla yakın çalıştım. Sporcu olarak profesyonel, lisanslı tabii. Süper. Yapalım burada bazı atraksiyon. Bence hiçbir mahsur yok. Aman hocam, sizce yoksa o zaman söyleyelim. Haftaya bir tane koşu bandı buraya. Yalnız dalga geçmiyorum, ciddi söylüyorum. Hühü için biraz vücudun ısınması. Yayından önce başlarsınız ısınmaya. Haftaya hangi saatte gireceğimiz lazım. Belli Yoksa olsun. Yoksa zoraki hühü olur. O bir işe yaramaz. Yok, hayır, hayır. Yayından önce siz başlarsınız. Ben kapının arkasından çıkar gelirim. Siz burada koşuyor olursunuz. Ondan sonra hühülersiniz. Sonra bir reklam arası veririz. Yani milletin diline düşeceğiz. Millet bizden şu bilgileri istiyor. Aman hocam, bizi konuşsunlar. Ne konuş? Zaten konuşuyorlar bizi. Peki o zaman... Bu koşu moşu yapanlara bazı püf noktalarını da anlatalım. Püf noktası. Tabii her şeyin püf noktası. Hayatın içinde her şey var. Koşmak da var, Kur'an-ı Kerim de var, konuşmak da var, din de var, her şey var. Üstelik spor yani. Peygamberin sünnetidir yani. Onun için spor. Hepsini birden şey yapalım. Peki. Evet, öyle gidelim artık. Hiçbir mahsuru yok. Yapacak bir şey kalmadı. Evet, girelim bakalım geçen hafta hocamız neler yapmış. Şimdi süratli koşarken mesela ciğerlerdeki havayı da boşaltmak lazım. Şimdi sen şununla koşabilir misin? Ne bileceksin? Hıhı! 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 Mindihı! Bakın içeride hava bırakmıyor. Hıhı! Koşarken hıhı mı diyorsunuz? Mesela. Başka ne yapalım? Kaç kere diyorsunuz hocam? Oo, bir kere... Birçok. Mindihi, mindihi, hihi. 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 Mindihi, mindihi, hihi. Reklam yok mu ya? Şimdi sen hafta sonu git, koşularını yap. Öyleyim. Ve nefesini içeride tutma. Koşarken nefes daima boşalacak içeride, o rahatsız eder. Bunun en iyi yolu da budur. Aa, işte biraz. Benim eğitmem lazım. Çekirge. Ay hocam çok iyiymiş. Haftaya bunu canlı canlı bu hühüyü canlı canlı duyalım sizden. Bir daha mı girsek Banu? Şunu bir daha girelim, bir hazırlasanız da. Siz nasıl buldunuz hocam bandı? Ya bu tabii bu koşarken yapılmış gibi değil. Bu masa başında. Masa başında. Bir de bana da öğretiyorsunuz nasıl hühüleyeceğimi. Ben koşmuyorum ama. Tabii açık arazide yürümek çok daha faydalı. Ama öyle yeri nerede bulup da nerede yürüyeceksin? Bant. Evet. Hadi bir, tamam, bir daha bir girelim. Bir nefes alalım bari. Şimdi süratli koşarken mesela... Ciğerlerdeki havayı da boşaltmak lazım. Şimdi sen şununla koşabilir misin? Ne bileceksin? Hıhı! 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 Mindihi! Hıhı!
Bakın içeride hava bırakmıyor. Hı hı. Koşarken hı hı mü diyorsunuz? Mesela. Başka, başka ne yapalım? Kaç kere diyorsunuz hocam? Oo, bir kere. Birçok. Hı hı. Hı hı. Mindi hı, mindi hı. Hı 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 hı. Mindihi, mindihi, hihi. Reklam reklam yok mu ya? Şimdi sen hafta sonu git, koşularını yap. Büyüleyim. Ve nefesini içeride tutma. Koşarken nefes daima boşalacak içeride, o rahatsız eder. Bunun en iyi yolu da budur. Hihi. Aa, işte mu? Biraz biraz. Benim eğitimim lazım. Çekirge. Ha? Müthiş. Müthiş valla. Haftaya buraya bir koşu bandı. Bunu canlı canlı görmem lazım benim. Bence bir mahsuru yok. Sizce mahsuru yoksa ben mutluluk duyarım hocam. Değişik şeyler yapmaktan haz alıyorum. Yalnız eşofman değil, çıkar yapamam. O gün eşofmanlarla yapalım tamam, programı. Tamam, ne olacak yapın. Bir spor ayakkabı. Tabii. Şimdi bir hü hü diyeceğiz diye giy çıkar giy. Bence en sevmediğim yerim şeydir o. O eşofmanlar da güzel. Yani düzgün şeyler. Sonra da duş alırsınız. Siyah onlarla. Duş ben çok terleyecek kadar koşmam. Tabii canım zaten ne terleyeceksiniz. O şekilde de biner gider. İsterseniz at da koyalım kapıya, atlayın. O, ona da, onun da bence bir mahsuru yok. Ay hocam. Onun da bence bir mahsuru yok. Yok tabii. Bir gün de öyle bir çekim yapalım. İşeriz milletin diline. Hocam konuşsunlar, konuşurlar atı, güzel şey. Benim hoşuma gidiyor. Zaten bir şey yapsak da yapmasak da konuşuyorlar gitmem yani. Lazım. Bari yapalım Bakü'ye. Da konuşsunlar. Bakü'ye gidip atımı seçmem lazım. Gelsin at. İyi gidin, size iyi yolculuk. Az kaldı zaten, gidebilirsiniz yani. Hocam açtınız mı Kur'an-ı Kerim? Evet, 66. açtım. Sayfa. Araf evet. Suresine kalmıştık 21. Evet, ayetten. Evet, estağfirullah. Evet. Devam edelim. Ve onlara ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Evet, nihayet, 21 evet. Nihayet onları kandırarak aşağı çekti. O ikisi ağaçtan tadınca çirkin yerleri kendilerine açıldı. Bahçenin yapraklarından yamalar yapıp üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi. Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Ben size şeytan sizin için açık bir düşmandır demedim mi? Hı. Ey Rabbimiz dediler, özbenliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacağız. Şimdi Hazreti Adem ve eşi yanlış yaptıklarını, şeytanın onları aldattığını fark ettiler. Şimdi af diliyorlar. Evet. Hocam şuradaki şu özbenliklerimizi biraz açalım mı? Evet. Kendilerine. Özbenliklerimize zulmettik diyor. Özbenliğimiz neresi? Nefslerine, özbenlikleri dediği şuurlu ben. Yani benliklerine deyince herhalde bir yerlerini çizmediler. Esas ben. Esas benlerine. Onları onlar yapan ruhları, cevherlerine, misyon taşıyan benliklerine kötülük ettiler. Çünkü bu suçu işleyerek İlahi iradenin kendileri için çizdiği istikametten saptılar. Bu hem misyon sapması, hem mutsuzluğa bir sapış, kaos. Bunu fark ettiler ama iş işten geçti. Şeytan bakın daha maçın ilkinde daha golünü attı şeytan. Şeytan mı arıyor hocam? Kapatmayı unutmuşum. Kapatmayı unutmuşum. Boş ver ama açsaydınız ne olacak? Kim aradı?
tanımadı. Bir de yayındayken de arıyorlar hocam. O daha da trajikomik bir şey. İnsanlık. Kapatmayı unutmuşum. Ne var bunda? Hayır, ona demiyorum. Siz kapatmayı unutun. Ben de geçen gün kapatmayı unutmuştum. Evet. Pat diye mesaj geliverdi mesela. Kim aradı diye sormanın alemini. Ben meraklı bir kadınım. Allah'ın kullarından biri. Muhakkak, ama şu anda yayın sırasında kimin aradığını, hangi üstün zeka? Büyük her cuma buradasınız hocam. O yayını seyretmeyen biridir ama bu yayının olduğunu da bilen biri, bilmiyorum, garip bir şey. Herhalde biliyordur ama saatimiz falan değişiyor ediyor ya, insanlar da şaşırıyor tabii neyin ne olduğunu. Yalnız bu saat değişikliği iyi oldu sabah. Evet, çok iyi oldu. Çünkü cuma namazı münasebetiyle tedirginlikler vardı, o çıktı. Daha cumaya bir saat var ve biz cumadan önce buradan çıkmış olacağız. Değil mi? Evet. Evet. İyi oldu bu değişiklik. O bakımdan iyi oldu. Evet, süreci de hızlandırdı hocam. Her gün onun için daha da iyi oldu. Senin programın? Hı? Her gün böyle. Evet. Buyurdu. Kiminiz, kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye kadar mekan tutmanız ve nimetlenmemeniz öngörülmüştür. Nimetlenmeniz. Şimdi iki şey dikkat çekiyor burada. Birbirinize düşman olarak inin. Yeryüzü bir çekişmeler, bir diyalektik alanıdır. Bakın, varlık yasalarını ilk insandan bahsederken Kur'an-ı Kerim burada böyle serpiştiriyor. Birincisi bu. Diyalektik, çekişme, çift kutupluluk, artı eksi kavgası, ışık karanlık kavgası ve nihayet menfaatler kavgası bu dünyanın olmazsa olmazlarıdır. İki, yeryüzünde belli bir süre nimetlenin. İnsan bir yerden geldi. Burada bir süre kalacak, tekrar başka bir yere gidecek. Hayat başka bir yerde devam edecek. Ona da bir dikkat çekiş var. Evet. Buyurdu, orada hayat bulacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız. Bak, yeryüzü. Orada hayat bulacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılıp gideceğiniz öbür aleme gideceksiniz, evet. Ey Ademoğulları, şu bir gerçek ki size edep yerlerinizi örtecek giysi de indirdik. Süs ve gösterişe yarayacak giysi de. Şimdi bu da çok önemli. Fıkhi açıdan da çok önemli. İşte bunlar yasak ağaçtan yiyince malum edep yerleri açıldı. Yani dışkı filan söz konusu oldu. Onun edep olmadığı nasıl şey oluyor o zaman yani? Zaten ikisi yok mu? O zaman demek ki o zamanki yapı başka bir yapıydı. Belki insan o zaman varlık yapısı bakımından yiyerek, hazmederek ve boşalma yaparak yaşamıyor. Bilmiyoruz. Bunlar sembolik ifadeler. Şimdi edep yerleri filan söz konusu olunca hemen Kur'an-ı Kerim'in tarzı budur. Sistematik bir kitap olmadığı için hemen hiç aklımıza gelmeyen bir konuya burada açılım getirdi. Giysi. Giysi insanda iki ihtiyacı karşılıyor. Bu ayet bize bunu veriyor. Neymiş? Edep yerlerinizi örtecek giysi. Giysi bir de süs ve gösterişe yarayacak giysi. Sevaat diyor. Yani görünmemesi gereken yerlerinizi örtecek giysi. Bir de süs. Demek ki biz elbiseyi iki şey için giyeriz. Bir, doğal bir takım ihtiyaçları karşılamak için. Soğuğa karşı, sıcağa karşı, edep yerlerini kapatmak için filan. Bir de süs için. Riş kelimesini kullanmıştır orada. Gösteriş. Evet. Şimdi adam diyor ki kadın öyle giymeli ki karşıdan baktığın zaman kadın olduğu anlaşılmayacak.
heyula gibi böyle üzerine kumaş geçirilmiş bir heyula. Bu şimdi şunlarla yan yana getirilebilir. Ölçülere saygı gösterecek ama estetik nasibini de alacak. Diyor ki, size bir koruyucu olarak verdik elbiseyi, bir bu işi yapar. -40 derecede giyeceksin, korunacaksın soğuktan. Bir de süs. Sen de giydiğinden keyif alacaksın. Seni görenler de giydiğinden keyif alacak. Örneği bizim peygamberimizin hayatında var. Yani canlı örnekleri var. Ama burada ilke esas burada verilmiş. İki şey için demek ki elbise giyer insan. İhtiyaçlarını tatmin için, doğal korunma için. Bir, estetik unsurlar. Estetik unsurlara riayet ettim mi? Artist kılıklı. Peki ne kılıklı olalım? Ne kılıklı olalım? Bir tane elbise diktirelim, 10 sene onu giyelim. Ayakkabıdan kravata kadar her biri birbirini naksetsin. Böyle bir uyumsuzluk modeli çıkaralım ortaya. Bunu mu istiyorsun? Bu kitap bunu demiyor. Bu kitabı bize uygulamalarıyla gösteren peygamber de bunun aksini söylüyor. Sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın? Tövbe bilmem ne gibi. Sen şimdi şuna bak. Sen nereden çıktın? Seni mi dinleyeceğiz? Giysi. Kur'an bu işte. On dakika Kur'an-ı Kerim'le şöyle bir tabiri caizse tur atarsın. Sana 20 tane koordinat verir. 20 tane kodlama yapar. 20 tane ışık gösterir. Şimdi bak neler okuyorduk? Ne verdi bize? Bir daha söylüyorum. Elbiseyi iki şey için giyeriz. Bir, ihtiyaçları karşılamak için. Soğuk, sıcak, o bu. İki, estetik, güzellik için. Evet, insanoğlu elbisesiyle güzelliği de yakalamaya çalışacak. Giysinin böyle bir rolü de olacak. Rolü de var. Bu Kur'an'ın talebidir. Kur'an dünyevileşmeyi istiyor diyoruz. Anglo-Sakson sistemlerde sekülerite dedikleri şey, sen İngilizce'de böyle geçiyor. Frankofon sistemde laisite diyoruz. Yani din sınıfının tasallutundan, hegemonyasından kurtulmak demek. Öbürü de sekülerite, dünyevileşme. O da aslında o demektir. Çünkü Engizisyon hayatı cehenneme çevirmiş. Anglo-Saksonu, Frankofonu hepsi o beladan kurtulmak için mücadele ediyor. Biri laisite diyor, öbürü sekülerite diyor. İslam dünyası, bizim kitabımızda bunlar zaten verilmiş. Bizim bunlara ihtiyacımız yok dedi ama Engizisyon İslam dünyasında kuruldu. Kur'an hayata geçmedi ki. Müdafaa-i hukukçu dedelerimiz, Büyük Atatürk niye laikliği getirdi, koydu anayasaya? Ne lüzum var efendim? Kur'an zaten nerede ya sen? Sen hayatı cehenneme döndürmüşsün. Engizisyonu kurmuşsun. İstavroz gitmiş, sarık gelmiş yerine. Ha, Engizisyon devam ediyor. İnsanlığın tecrübelerinden yararlanacaksın. Nedir o tecrübe? Sekülerite ve laisite. Şimdi kelimeyi Kur'an'da bulamazsın. Bunlar zaten İngilizce, Fransızca kelimeler. Yani böyle bir saçmalığa gitmenin alemi yok. Kavram var mı? Kavram. Kavram lazım bize.
Kur'an-ı Kerim sekülerite ve laisite manasında bir talep öne çıkarıyor mu? Allah şahit ki çıkarıyor. İkisini de istiyor. Tabii bu değil bunun delili bu. 40 tane var ben yazmışım ilgili yerlerinde laiklik, Kur'an açısından laiklik diye bir küçük kitabım da var benim. O ikmal edilecek, o bir eskizdir. Ama şimdi Kur'an'ı tanıyor musunuz kitabı geliyor. Orada bunlar irdelenecektir. Dünyevileşmeyi isteyen kitap. Böyle bir başlık var orada. 48 tane başlık var. Biri de budur. Dünyevileşmeyi Kur'an-ı Kerim istiyor. Dünyada güzellik, ahirette güzellik. Dünyadan nasibini unutma. Sekülaritenin tanımıdır adeta. Ben hukukçu bir adam olarak bakıyorum. Sekülaritenin tanımı, orada da söyledim. Öbür tarafta Allah'a vekaleten toplumu yönetmek yok diyor. Allah'a vekaleten ancak peygamberler toplumu yönetir. Peygamberlik bitmiştir. Allah'a vekaleti peygambere bile vermiyor zaten Kur'an-ı Kerim. Sen Allah'a vekaleten halife hazretleri, padişah hazretleri nasıl toplumu yönetiyorsun? Bu şirktir. Toplumdan vekalet alacaksın. Allah böyle bir vekalet kimseye vermiyor. Yok böyle bir şey. Bu ne? Laisitenin tanımı bu. Bizim laik geçinenler de onların da bunlardan haberi yok. Ben bunları meclis koridorlarında söylediğim zaman biz şimdi laikliği dinle mi savunacağız? Öyle mi? Öyle mi? Peki sonra? Sonra? Çarşaf açılımı. Ne diyeyim ben şimdi? Ne diyeyim? Demeyeyim. Ben devam edeyim. Demeyeyim. Zarara sokmayayım kanalıma. Ama o Bayburt'ta meşhur bir fıkra vardır. Üzen kurban olum demiş. Anlıysan değil mi? Hah, anlıyorsunuz siz. Evet. Ay hocam tam kuşburnu çayımı içerken evet dediniz. Nerede kaldık? Ama korunup sakınmaya yarayan giysi en hayırlısıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Evet. Düşünüp öğüt almaları umuluyor. Ey Ademoğulları. Tabii yani süs giyside süs unsuru da dikkate alınır ama Kur'an-ı Kerim bakın son tahlilde bunun fakiri var, az gelirlisi var, o su var, bu su var diyor ki siz korumayı sağlayacak elbiseyi esas alın. Öbürü olmasa da olur. Ama olursa ben ona da diyor iyi bakarım, onu da överim, onu da alkışlarım. Evet. Ey Ademoğulları, şeytan ana babanızı edep yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın size de bir fitne musallat etmesin. Ha. Çünkü o ve kabilesi sizi onları göremeyeceğiniz yerden görürler. Biz o şeytanları inanmayanlara evliya dostlar yaptık. Ne demek isteniyor hocam bana? Of. Şeytan evliyası tabiri Kur'an'ın en hayati kavramlarından biridir. Evliya şeytan tabiri, şeytan evliyası, ey ahali, alo, duyuyor musunuz? Nasıl ki Kur'an Allah ile aldatılmayın diyor, Allah ile aldatmak tabirini kullanıyor. Kur'an'ın dinler tarihindeki devrimlerinden biridir. Üç yerde kullanıyor bu tabiri. Lokman, Hadid ve Fatır suresinde. Allah ile aldatmak tabiri. Hiçbir kutsal metinde yoktur Kur'an dışında. Bir şey daha kullanıyor. Evliya-ı şeytan, şeytan evliyası. Ve diyor ki şeytan evliyasından uzak durun. Tabire bakın, tabire. Şeytan evliyasına burada da temas etmiş. Siz onları göremezsiniz diyor. Onlar ne şeytandır tabiri caizse.
40 bin numara çevirir ve size nüfuz eder, sizi abluka altına alır, sizi saptırırlar. Eğer Kur'an'a inanmazsanız, ki bunu Zuhruf suresinde diyecek, Kur'an'dan kopan, Kur'an'a sırt dönene şeytanı musallat ederiz. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانِ O zaman şeytan evliyasının tuzağına düşersiniz, kucağına düşersiniz. Ankebut suresinde de şeytan evliyasının karadul örümceğine benzediğini söylüyor. Karadul örümceğini bilir misin? Büyük zehirlilerden biridir. Özelliklerinden biri de karadulun şudur. Şirk kitabında bu karadul meselesini okuyun. Şeytan evliyası burada anlatılmış, karadul da anlatılmış. Karadul kendisine yaklaşan erkek örümceği aslında bin bir cilve ile cezbeder, onunla sevişir. Sevişmesi biter bitmez erkek örümceği zehirler ve öldürür. Özelliği budur. Şimdi bu şeytan evliyasını Kur'an-ı Kerim, mucizelerine kurban olduğum Kur'an-ı Kerim, bakar mısınız? Ankebut suresi. Ankebut zaten karadul demek. O örümceğin adıdır, dişi örümcek. Bir sure. O surede diyor ki, bu şeytan evliyası aynen bu karadul gibidir. Şimdi o karadulları ben burada nasıl anlatmışım? Bir 60 saniye ara verelim, ondan sonra bir anlatın hocam. Evet. Magnum Pink Nar ve yeni Magnum Black Espresso. Farklı anlar için iki farklı Magnum. Magnum. Az peşindeysen. İçinde nefis dondurması, dışında enfes çikolatası ve çıtır fındıklarıyla Algida Max Classics'in kalbini dinle. Çubuklardaki milyonlarca kalpten birini bul, anında bedava Max Classics kazan. Algida Max Classics, klasik bir dondurma değil, bir dondurma klasiği. Evet hocam, aman, bitti 60 aman. Saniye. Bakın, şirk, Kur'an'ın tanıttığı şirk nasıl vücut buluyor? Şirk kitabından bir bölüm, başlık okuyor. O kadar çok fazla vakti, başlayacak vaktimiz yok galiba hocam. Evliya ve aracılar edinmek de işte bunu veriyor. Şirkin haftaya buradan şey göstergelerinden yaparız. Biridir. Burada biraz gidiyoruz. 41. sayfada şirk kitabının 41. sayfasında şöyle bir başlık var. Alt başlık. Ankebut 41. ayetin mucizesi ve karadul ihaneti. Hocam haftaya buradan devam edelim. Milletimin şu sayfayı okumasını, bunu levha yapıp evlerine asmalarını ister gönlüm. 41. sayfa. Hiç değilse, şirk, evet. Tamam, şirk buradan kitabı. Duyalım inşallah. Evet. Öyle bir şey olur. Hocam teşekkür ederiz. Çok şükür bir yayının daha sonuna ediyorum. Geldik. Haftaya cuma. Şimdi haftaya konuşalım. Ben eşofman espri mi yaptım yoksa? Hayır, ben çok ciddiyim. Buraya bir tane koşu bandı alacak prodüksiyon. Getirecek, kiralayacak, ne yapacaksa bilmiyorum nasıl kiralayacağını. Gelecek, siz burada koşacaksınız. Benimkini getiremem, ben indiremem onu, ta 4. Hayır canım, sizinkini niye bir yerden şey yapsınlar, tamam. Barter yapsınlar. Evet, alırlar. Sonra geri göndeririz. Siz burada eşofmanlarınızla ona geliyorsunuz. Ona göre geleceğim. Hühümüzü çekeceğiz. Sabah jimnastiğimizi yaparak ondan sonra başlayacağız sizinle ben konuşmaya. Ben sabahları koşmam genelde de.
Öğleden sonra koşarım ama tam bu burada öğle saatleri oluyor. Öğle saatleri oluyor. Ona göre siz eşofmanınızı, neyinizi alın. Giyin gelin. Hocam size de bütün izleyicilerimize de mutlu, şans, herkese sağlık mutlu günler. Dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın.